Bir konu değişecektir eminim. E, muhabirli muhabir kalmak istemenin maliyeti çok ağır. Öyle mi? Ben tabi ben e, çünkü bir kere ekonomik olarak çok ciddi mağdur ediliyorsunuz. Hala bu var mı yani sizin gibi bu mertebede bu işi götürenlere e, maaş anlamında da maddi kaynak aktarma anlamında da e, öncelikler verilmiyor. Şimdi hayatınızı belli sınırlar içinde yaşarsanız muhabir maaşıyla belli bir süre idare edersiniz. Evet. ama ben 15 yıldan beri milliyetliyim neredeyse. Ondan önce de Dünya Gazetesi'ndeydim. bir süre sonra bu hayatın gerçekleri sizi sıkmaya başlar. Yani çocuğunuz olur, işte onun harcamalarınız artar kiranız yükselir. Bunlar zorlamaya başladığı zaman kendinizi editör olarak veyahut da size teklif edilen bir başka ünvan neyse hemen oraya atmak derdiniz. Benim benim şansım çok ciddi sabır gösterdim. E, hayatımın bir evresinde de işte Haluk Bey'i, işte Uğur Dündar'ı tanıdım e, ve bunların, e, onlardan aldığım bir onurlu yaklaşım e, hala da yine belli sınırlar içinde yaşayarak muhabir kalmayı e, bana şey yapıyor yani. Çünkü e, size getiriyor. de çok rahat bir haber programı sunmanız ya da bir editör olarak görev Tabii. almanız yönünde teklifler geliyordur. Bana gelmiyor hayır. Ben hayatımda hiç teklif almadım diyebilirim. Öyle mi? Tabii çünkü ben belalı <laughs> bir adamım. Ee, neden derseniz ben e, haberde hiç ayrım yapmadan e, medya patronları dahil hepsi hakkında yolsuzluk veya başka konularda haberler yaptım. Ve dolayısıyla e, hepsinin e, kara listesinde ben evet. mutlaka varım. E, o yüzden Doğan grubunda çok rahatla çalışıyorum. Evet. Yani a, istihdam ettiğimiz zaman rahatlıkla yoğurabileceğimiz, istediğimiz gibi şekillendirebileceğimiz bir haberci olmadığınız zaman çok da fazla teklif almıyorsunuz. Evet Haluk Bey'in söylediği gibi sıcak patatesler Haluk Bey. İsterseniz niye öyle söylediğini de anlasın. Oradan da soruşmacı gazetecilik konusuna geçebiliriz. Evet. Galiba. Ama gazetecilerin dünyada en çok iftihar ettikleri gazeteciler soruşturmacı muhabirlerdir. Evet. Şimdi yani bugün buna... New York Times'tan bahsettik demin onu evet. da anladım. Yani Seymour Hersh diye işte çok ünlü bir dünya çapında soruşturmacı gazeteci var. En önemli haberlerinden bazılarını orada yayınladı. Onunla övünürler. Bakın, evet. hani e, gazetelerin, dergilerin işte biz şöyleyiz, biz böyleyiz diye yayınları vardır ya evet. yıllık olarak çıkarttıkları Orada kaç tane soruşturmacı gazetecilik ödülü aldıkları en çok övündükleri şeydir. Bizde böyle ödüller bile neredeyse e, yok şimdi da. Şimdi Türkiye'de bütün ayarlar medyada bozuk olduğu için ödüller e, şeyi de bozuk. Ödüllerin de ayarı evet, bozuk. Tabii. O bakımdan e, yeterince övünülmüyor ama ben e, her zaman Nedim'le hakikaten e, hem Milliyet Gazetesi'nin hem Doğan Grubu'nun hem Türk basınının evet. iftar etmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. Dışarıdan gelen Muhabir gazeteciler ünlü muhabir gazetecilerle soruyorlar kim var ünlü soruşturmacı evet. gazeteci diye. Evet i̇şte ablamıza Nedim Şener geliyor. Evet. O yüzden Nedim'in tevazusuna bakmayın. Nedim bugün Biz de gerçekten ee... bu programı hazırlık hazırlık aşamasında değerlendirirken yani hani kimi bu konuda konuşturabiliriz dediğimizde tabii soruşturmacı gazeteci kavramını Türkiye'ye hediye eden isim olarak sizi muhakkak almamız gerektiğini biliyorduk. Ama hani taradığımızda kimler bu anlamda muhabirlik yapıyor dediğimizde hakikaten ilk isim Nedim Şener'de tartışmasız olarak keşke örnekler çoğalsa, sizin arkanızdan gelenler de artsa belki ona da geleceğiz ama dilerseniz bu hep ağzımıza sakız olmuş gibi kullandığımız araştırmacı gazetecilikle son dönemde sizin katkılarınızla daha çok kullandığımız soruşturmacı gazetecilik arasında fark var mı? Varsa nedir? Biraz onu açımlayalım Tabii. Önce bir bağlam içine yerleştireyim. Lütfen. Medyanın, basının iki temel görevi var. Bunlardan bir tanesi demokratik sistemlerde e, halkın e, olup bitenlerden haberdar olması gerektiği varsayılıyor. Evet. Yani halkın olup bitenlerden haberdar olmadığı bir toplumda demokrasinin işleyemeyeceği düşünülüyor hakkı olarak ve bu işlev medyaya verilmiş. Sürekli, kapsamlı ve doğru olarak Bilgilendirecek halkı Fakat bunun ötesinde modern demokrasilerde Medyanın ikinci bir işlevi oluşmuş Buna gözcülük işlevi evet. diyebiliriz İngilizce'de watchdog, watchdog function diyorlar Ama diyorsun. Türkçe'de çok uygun düşmüyor O yüzden evet. abi gözcülük Yani deniyor ki medya Üç kuvvetin dışında Dördüncü bir kuvvet gibi Diğer üç kuvveti Ve bu arada kendisini sürekli olarak gözetim altında tutar. Kimin adına gözetim altında tutar? Halk adına gözetim evet. altında tutar. Ve onların işte bir takım dolaplar çevirmeleri, yolsuzluk yapmaları, kötülük yapmaları halinde, <laughs> halkın sağlığını tehlikeye atmaları halinde halkı bilgilendirir. Toplumun bir çeşit filtresi olarak işlev görür ve böylece e, toplumun çok fazla kirlenmesine müsaade etmez. Bunsuz demokrasi olmaz deniyor. Evet. Hakikaten ben de o kanıdayım. Şimdi <laughs> Araştırmacı, soruşturmacı gazetecilik meselesine girince 1980'li yıllarda Uğur Mumcu'nun doruğa çıktığı dönemde araştırmacı gazetecilik lafı da çok yaygınlaşmıştı. Evet. Fakat 1990'lı yıllarda ve 2000'li yıllarda bazı dostlarımız bize dediler ki canım araştırmacı olmayan gazeteci mi olur? Her gazeteci mutlaka araştırmacıdır. Doğru ama bazı araştırmacı gazeteciler belirli konularda yoğunlaşırlar. Onlara soruşturmacı gazeteci diyoruz. İzin verirsen bir onun kısaca tarifini de yapayım. Hazır bu konuya girmişken. Soruşturmacı gazeteci derken biz bir takım güç odaklarının bilinmesini arzu etmedikleri olguları... ...sistematik bir araştırma ve belgeleriyle ortaya koymayı uğraş edilmiş olan gazetecilere diyoruz. Onların yaptığı işe soruşturmacı gazetecilik diyoruz. Burada elbette araştırma var ama özel bir araştırma var. Birilerinin bilinmesini arzu etmediği şeyleri evet. araştırıyorsunuz. Yani burada bir... hep klasik bir örnek vardır Watergate ile ilgili olarak evet. değil mi? Yani Watergate skandalını ortaya çıkaran gazetecilerin işte investigative journalism dediğimiz aslında hem araştıran, soruşturan, takip eden o, o süreç uzun bir süreç ama sabırlı bir şekilde onun üzerine giden ve her şeye rağmen üzerine giden